Hoş geldiniz. Merhabalar hepinize. Benim adım Kerem Topuz. Malcolm tabii. Asistanımız Nadia Gritz. Şimdi Mahalla, Fikret Mahalla Koyunluğu Konferansı'na bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Önce sizlere Marc'ı tanıtayım. Başta Faison'da var. Marc tabii Fransa'nın en önemli 2-3 tane resim eksperi, resim uzmanlarından bize. Kendisinin bu Paris'teki Drouot müzayede salonu, Drouot tek şirkete aitti. Birçok şirketin ortaklaşa kullandığı ve sıraya satışlar ve sergiler düzenledikleri bir mekan. Oraya çok yakın bir yerde Marc'ın bir büyük ofisi var. Marc'la beraber aynı ofiste başka bir resim uzmanı çalışıyor. René Millet adında. O da 17. 18. 19. yüzyıl daha eski dönem eski ya yani klasik resimler uzmanı. Marc'ın uzmanlık alanı daha ziyade çağdaş modern resim ağırlıklı olarak tabii ki 20. yüzyıl. Sadece Mahalla değil Marc'ın ihtisas alanı, aynı zamanda birçok sanatçı hakkında da katalog, resim ve aslında Avrupa'ya has bir çalışma tarzı. Türkiye'de daha henüz yaygınlaşmadı. Referanslar, arşivler eksik olduğu için katalog rezonenin anlamı ve amacı bir sanatçıyla ilgili olarak tüm eserlerinin derlemesini yapmak. Tabii çok uzun bir çalışma. Yıllar gerektiriyor. Safteleri ayırmak, sıralamak, kronolojik açıdan vesaire. Ve bazen birçok kişinin 10, 20, 30, 40 yıl üzerinden çalışmalarını gerektiren bir çalışma. Bu katalog rezonu. Mesela Picasso, büyük bir yukarı. Picasso ile ilgili Tiamos adlı bir, onun yakın bir dostu vardı. Hayatını neredeyse Picasso'ya adadı ve 26 veya 29 ciltlik Picasso tüm eserleri derlemesine hazırladı. Ve bir ara o kitap çok para eden bir kitaptı çünkü belirli bir sayıda basılmıştı. Ve son mevcut olan sayıları 30 bin, 40 bin euroya satılıyordu, alıcı buluyordu. Ama ondan bitmiyor mesela. Picasso'da litografi tüm eserleri derlemesi, afişler tüm eserleri derlemesi, gravürler tüm eserleri derlemesi. Gravürler içerisinde de ayrımlar mümkün. Olfort tekniğiyle, asitle yapılmış gravürler. Heykeller derlemesi, yine Picasso'dan veya tabaklar derlemesi. Soluyor bu iş ama bu sayede sanat konusunda, bir sanatçı konusunda bir bütün oluşmuş oluyor. Marc'ın diyorum tek alanı Fikret Mualla değil, onun dışında örneğin Georges Mathieu adlı önemli bir Fransız ressam var. Bu birkaç yıl evvel vefat etti. Georges Mathieu üzerinde büyük bir uzman, onun da işte katalog üzerinde çalışıyor. Moïse Kissling, diğer önemli bir École de Paris. Paris ekolü sanatçılarından, onun üzerinde de büyük bir uzman. Onun dışında Thanos Tsingos diye bir Yunanlı ressam var, onun da uzmanı. Onun dışında Betsange diye bir Fransız ressam var vesaire vesaire. Ama Fransa'da da bir eksper, resim uzmanı, en azından resim konusunda gayet derinlemesine bir bilgi sahibi olsa da bütün ressamlar hakkında eksper olmuyor, mümkün değil yani bir uzman. En azından en fazla 15-20 ressam hakkında çok ciddi fikir sahibi olabiliyor. Diğerleri konusunda da o sanatçılara ilişkin daha uzmanlaşmış olanlara danışıyor. Ve bir takım sanatçılarla ilgili olarak özel olarak kurulmuş komiteler var. O komiteye eser soruluyor, olayı anlıyor vesaire. Donc je t'ai un peu présenté. Alors, faisons la jeunesse de ce catalogue Mualla. Comment t'as rencontré Mualla? J'ai rencontré Mualla en 1985 dans une salle. 1985 yılında Mualla'yla tanışıyor. Tabii Mualla çoktan vefat etmiş durumda. Bir müzayen salonuna gittiğinde Mualla'nın eserlerini görüyor. Bak. Une œuvre était présentée comme Mualla et en fait... Ve Mualla olarak Mualla olduğu böyle sürülen bir eser müzayeneye çıkmıştı. Par un commissaire priseur. Bir müzayeneciyi bir satışa sokmuş. Daha doğrusu satışta Mualla'nın bir eseri var. Une amie Mualla s'est levée pour lui dire ceci n'est pas Mualla, monsieur. Ve salonda bulunan, Mualla'yı gayet yakından tanımış olan bir kadın, yaşlı bir kadın ayağa kalkarak, sayın müzayedeci dedi, bu sunduğunuz Mualla
gerçek bir muharebe değil, sahte bir muharebe satıyorsunuz. Donc j'ai longtemps parlé avec elle parce que j'étais intrigué par ce jugement. Ve bu kadınla uzun uzun konuştum çünkü çok ilgimi çekmişti bu tepkisi. C'était qui? C'était Madame Charles Klein. Bir muhanna'nın önemli koleksiyoncularından biri çoktan vefat etti. Bayan Favre Kleinman ve Ferit'e Gül. Ben de daha sonra Ferit'e Gül de çok yakın önderdi bu Bayan Favre Kleinman'ı. Ve kendisinden de bayağı bir muhanna eseri satın almıştı. Et donc plusieurs années après, 15 années après, 15 yıl geçti bir arada. J'ai eu la collection de Monsieur Garrigou à Vence. Ve Marcel Garrigou adında bir Fransa'nın güneyinde Toulouse bölgesinde yaşayan bir sanayici. Onun koleksiyonunu satma işi uzun olarak marka verildi. Qui avait acheté 150 œuvres de Fikret Mola dans les enchères de ses rames d'Ostunité. Ve Evya Abidine tabi. Bien. Ve bu Marcel Garrigou, Abidin Dino'nun çok yakın bir dostuydu. Ve Abidin'in de tavsiyesi üzerine 150 tane muhalle almıştı. Hem müzayirlerden hem de doğrudan Abidin Dalacılığıyla vesaire vesaire. Donc j'ai compris qu'il fallait faire le tri entre les fonds qui existaient, parce que ce qui les chaussures ont commencé à copier l'os, et d'un fait, c'est là où nous avons commencé ensemble à nous inclinastre. Ve o dönemden itibaren, çünkü o dönemde bile kezenin adı Garrigou, Abbeprek. 2001 yılında Garrigou koleksiyonu. Daha önce önemli muhalla koleksiyonları satılmıştı gerçi ama 2001 yılında Garrigou koleksiyonu bile. 2000-2001 yıllarında sahte muhallalar piyasaya çıkmış durumda. Ve Mark diyor ki o tarihten itibaren hakiki muhallalar ve sahte muhallalar arasında ayrım yapmanın artık zamanı geldiğinin farkına varmıştı. Donc j'avais récupéré les archives de Monsieur Garrigou et nous avons commencé à essayer de collecter tous les véritables tableaux et tous les véritables tableaux du monde. Ve Garrigou'nun arşivleri ilme geçmişti diyor ve Garrigou'nun arşivleri ilme muhallar konusunda o sayede işte yani muhallalar konusunda sıkı bir dokümanlasyon belgelendirme işine o zaman başlayabilmişti. 15 ans après, nous avons commencé à cataloguer, c'est-à-dire en 2D, pour les questions. Avec moi en 2015 et 2014-2015 yılından itibaren Mart'la birlikte ikimiz bu ne kadar piyasaya çıkmış satışlar, özel koleksiyonlar, Türkiye, Fransa, muhalla eseri varsa onların işte fotoğraflarını mümkün olduğunca iyi net bir kalitede bazen mümkün olmuyor. Onları toplamaya ve bir sıkı bir arşivlendirme işine başladık. Au bout de 15 ans, nous avons commencé et nous avons publié cet ouvrage en 2019. Ve bu sonuçta 2019 yılında bu Fikret Muhalla tüm eserleri katalogunun birinci ciltini yayınladık 2019'da. Donc, lui, l'ouvrage en 2019 et nous allons sans doute publier un deuxième tome en 2020. Ve büyük ihtimalle bu hatta kesinlikle bunun devamında olası 2026 yılında bunu tamamlayacak olan ikinci cildi yayınlamış olacağız. Pourquoi? Parce que en fait l'œuvre est très éclatée et c'est la façon de vendre de moi là qui fait qu'elle est dispersée finalement dans le monde entier, aux États-Unis, en France. Ve yani her tarafta bu tabii Fransa, Türkiye, Amerika başta olmak üzere hatta bazı ülkeler yani çok çeşitli yerlerden numaralar hala piyasaya çıkmaya devam ediyor. Donc on a dû chercher dans le monde entier les œuvres du moi là, voir les reproductions en ce livre. Ve bu birinci cilt yayınlarda işte bütün bu eserleri, fotoğrafları iyi olsun kötü olsun toparlayıp tek bir ciltte daha sonra değineceğiz. Olayı da yapmaya kronolojik bir şekilde kitaba yerleştirdik. Pourquoi Baltic? Ça c'est l'enfant de Moalel, tu vas en parler. Evet. Et moi je parlerai ensuite du roman. Alors, bu tabii yani Moalel'in çocukluğuna ilişkin babasıyla bir fotoğraf. Ve gördüğünüz gibi o zamanlar en azından kent ortamlarında Osmanlı'da ve Ali Bertiye'de yerinde olan ailelerde nedense erkek çocukları bilir gibi yaşa kadar kız gibi giydirmek, saçlarını uzun bırakmak ve yaşta olan bir şey. Sağdaki resim, alors celle de droite. Celle de droite, c'est Auguste Renoir et en fait c'est comme en Turquie, on a bilir aussi bien le finir indifféremment, garçon et fille de la même manière. C'est une portrait de qui? La droite. C'est le fils, je crois que c'était Coco. Et c'est le fils de Renoir. Le fils de Renoir. Sağdaki aşağı yukarı aynı dönemlere denk düşen
Renoir'ın oğullarından biri Coco ve de erkek. Ve de gördüğünüz gibi tamamen yani kız gibi. Pour quelle raison pour les amis en fait? Pour une raison de facilité, pour... On connaît pas exactement. Oui, on leur laisse les cheveux longs. Oui. C'est une transition jusqu'au moins à l'âge de 3-3 ans. Belki uzun saç bırakma hevesi, belki eski asilzadelerden 18. yüzyıl ve daha gerisi kalan bir alışkanlık yeni doğan çocuklarda. Ama kız gibi giyinmeleri ilginç bir nokta şu anda aklıma gelmiyor. Neden? O dönemlerde Avrupa'da olsun hatta Osmanlı'da kız gibi giyindiriliyor annek çocuklar dahil olmak üzere. Avant de faire une tension locale, des acteurs qui nous donnent une direction comme par comme fille. Oui, c'est. Mais ceci est fonctionne tout ça bien. Evet, belki diyor Nadia, evet, 2-3 yaşına gelinceye kadar çocuklar daha ziyade annelerinin dünyasına ait oldukları için belki o yüzden kız gibi giyindiriliyorlardı diyor. Ama sosyolojik açıdan da araştırılmaya değer buluyoruz. Bu kontinu ve başlayalım. Aslında sadece oui, c'est bon. Alors, au début, ilk başta zaten bu anda herkesin bildiği Mersin'e Galatasaray'da değil, Saint-Joseph'te başlıyor okumaya. Ardından Galatasaray Lisesi'ne geçecek. Tabii babayla sorunlar malum hayat hikayesinde anlatıldığı gibi çok erken yaşta başlıyor. Zaten ilk başta ressamdan ziyade futbolcu olduğu düşünüyor ama ayak bileğini kıracağı için, hayatı boyunca da top alınacağı için futbol hevesi sönüyor. Aşağıdaki resimde bir desen sınıfı görülüyor. Ve desen herhalde Saint-Joseph'te rahipler tarafından işletilen bir okul olduğu için o zamanlar İstanbul'da herhalde desen sınıfları aşağı yukarı aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi düzenleniyor. La classe de dessin. La classe de dessin, on voit que les recopies les maîtres en dessin et il y a une tradition française, l'éducation française fait que pendant un an vous pensez aux beaux-arts, vous ne faites que des dessins sans couleur. Büyük resim ustalarının yapmış oldukları desenleri kopyalamak. Bu ders sınıfında, resim sınıfında çoğu yerde bu böyle yapılıyor. Hatta Güzel Sanatlar Akademisi'nde Paris'te veya Fransa'da giren öğrenci birinci yıl boyunca sadece ağırlıklı olarak bunu yapıyor ve cahit kullanılmıyor. Sadece siyah beyaz çalışılarak büyük ustaların yapmış olduğu bir takım portreler üzerinde bunların kopyası yapılıyor. En alışkanlığını ve kalem tutuş hakimiyetini oluşturabilmek için. Ensuite, on doit surtout attaquer la couleur. Ardından renge geçilecek. D'abord, et puis ensuite seulement. Önce sulu boya, uzun bir dönem boyunca yani güzel sanatlarda. Yağlı boya çok daha sonra gelen bir teknik. Yani öğrenim tekniği açısından. Parce que ça aime pas. Ça, c'est l'Istanbul, et voilà, dans les années 20. Oui, il y a 20 ans, 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 il y a 20 çok hızlı bir şekilde yeni bir hanımla beraber olmasına göstermiş olduğu tepkiden dolayı tabii baba oğulla baş edemiyor çünkü gayet sorumlu bir çocuk olmaya başlıyor. Ama baba da varlıklı onun için oğlun o çok yani genç yaşlarda yani 1926 yılları arasında ki 1903 yılında doğduğunu düşünürsek yani 17 yaşından itibaren 6 yıl boyunca Zürich, Heidelberg, Münih, Berlin'e gönderir ve bu ülkelerde Muhalla'nın geçileceği dönem gerçekten Muhalla'nın resim sanatında son derece bir çok çıkıyor. Nasıl sayın? Ve örneğin bu arkasın. Ça c'est ce qu'il voit à Berlin. Les couleurs sont beaucoup plus riches que sur la photo de Mickey. En fait, c'est le blanc lighter. Yani bu sadece Michel Hermann'ın bir ekspresyonu. Tabii bu Berlin'de bulunduğu dönemde Blau Heiter hareketi var. Ve o tarihten itibaren, 1920 yılından itibaren aslında Berlin'de bilinen de ilham alacak ama kesinlikle etkilenecek bu arada.
Tabii projeksiyon makinesi renkleri tam olarak maalesef yansıtamıyor. Daha parlak, daha yani daha daha parlak, daha çambarak yaptı resmin orijinali. Il faut imaginer bleu très bleu, les rouges très rouges. Mavi'ler son derece mavi, kırmızılar son derece kırmızı. Yani neredeyse Blauweiler'de renkler saf renk şeklinde kullanılıyor. C'est une couture avec la peinture auparavant du 19e siècle. 19. yüzyılın resmiyle tabii ki tamamen bir kopuş. À la fois par les contrôles, à la fois par la nature des couleurs. Hem de renk açısından, hem de yani planları oluşturma açısından. Aussi parce que les couleurs sont le tour et non plus les traits droits. Et artık renkler kontrol edilmiyor, sadece siyah çizgilerle kontrol edilmiyor. Renkler aracılığıyla kontrollerle belirlenmiş oluyor, tuval veya kağıt üzerinde. Birkaç örnek yine aynı dönemden, veya daha aynı dönem sonrasında o devamında. Simplification des formes. Formlar, şekillerde basitleşmeye gidiliyor. Fujitsu de couleurs. Renkler çok daha cart, çok daha yani saf renkler olarak ortaya çıkıyor. Une impression de rapidité dans le traité. Ve sanki daha hızlı bir şekilde ele alınmış resimler gibi. Ça fera dire certains critiques que l'œuvre de Saint-François pour collectionneurs que l'œuvre n'est pas finie. Ve o dönem bazı koleksiyoncular bu eserleri görünce ya diyecekler bazıları bu bilinen bir şey. Ya bu resim bitmemiş. Acaba vakti mi olmadı? Niye bitmedi resmi? Bence hala tamamlanması gereken bir takım yerler var şeklinde düşünecekler. Ya pendant sur le son du français qui s'appelle une profuse. Ve aynı şekilde Fransa'da o yıllarda da falls hareketi gelişecek. Haydi havada. O da soleil. Peki bir. Donc, ben, c'est son premier sombre du mois là. Ve sonraki o da bir Avrupa'dan 1926 yılından döndükten sonra tabii tamamen ayrıcılıklı bir stille bu anda çalışmaya başlıyor. Hayatı çok zor. Yani parada sanılıyor ve çoğu zaman da diğer birkaç kişi alın iş. Ressam arkadaşları tarafından da dışlanan bir insan. So what a thing. Korkun. Gelet de saray esat. Ve o Muhanna'nın özgeçmişinde bilinen noktalar, Galatasaray Lisesi, bir yolunda ki sorunlar, Ankara'ya fazla bağlı kalması, ardından bir ara Ayvalık'ta bir ortaokulda öğretmenlik dönemi. Fakat bütün bunlar işleri tutmuyor. En azından bunları yapmak zorunda hayatını bir de olsun kazanabilmek için. Oui, ça c'est toujours des nouvelles, ça. C'est un article de journal que tu peux commenter. Mais, je dirais, vous Berlin'den sonra, Muhammed'in Türkiye'de döndü. Ve işte Aykada Dizi, olaylar, Bakırköy, Akıbaş Tarihisi vesaire. Akıbaş Tarihisi'ne bir bakıma tabii hapis yapmamak için. Çünkü bir yana bir yolunda kafa çekerken Atatürk'ün portresini yapmış, Alman ve Samad'ı şu anda aklımda değil. Eleştiriyor, kötü ressam diyor. Orada da işte Atatürk'ün bir yakını var şeyde, lokantada. Derpay polis çağırıyor, işte o yüzden Cumhurbaşkanı'na hakaret derken hapisi boylaması mümkün. Diğer arkadaşlarım daha önce de Bakırköy'ü tanımış olduğu için Bakırköy'ü yiyebiliyor ve Bakırköy'de uzunca bir süre kalıyor. Neyzen Tevfik gibi çok önemli başka insanlar var. O zamanlar hakikaten yakın arkadaşlarımdan bile tarihindim. Şimdi zannediyorduk ki Muhalla hiçbir zaman geri gelmedi, Fransa'ya, Avrupa'ya gitmedi. Halbuki doğru değil. Kazara buna rastladık ve Rattik'te Bey 1930 yılında, 30 yılında bir Fransız gazetesinde çıkan bir yazı. Belki uzakta olduğu için okuyamamanız mümkün. Ve yazıda diyor ki Yavuz Hırsız işte sabah saat 2'de direksiyona geçmiş arabasını çalıştırmaya çalışan İbn-i Gülünce ağrını sahip polise haber veriyor. Polisler gelip hırsızı tutuklayınca Vardağ'ın Fiksiz Vardağ adında Türk ressam olduğunu iddia eden falan otelde kalan bir olduya ortaya çıkmış. Hatta Vardağ tabancası varmış. Polisler de dayak atmaya kalkmış. Karakola götürülmüş, tabancayı bulmuşlar falan filan. Ardından nezarete gönderilmiş. 1930. Hapis yatmıyor çünkü o zamanlar sanatçılara karşı bir garip ve bugün artık anlaşılması mümkün olmayan bir tolerans var.
Ama bilinmeyen hadise, bilinen kesinlikle bu anda bir ara Paris'e gidip gelmiş, uzun kalmamış. Bu olay nedeniyle mi yeniden Türkiye'ye dönmek zorunda kalmış? Belli değil o zamanlar, vize falan yok. Geniş çünkü gayet serbest ülkeden ülkeye. Ama bu olay çok yani muhalefetin bilinmeyen birkaç ayıyla ilgili. C'est déjà un enfant turbulent. Ha yani o dönemde bile dediğinde duramayan hırsız bir kişilik sahibi. Olur mu ne? Oui. Et ça c'est la période turbulente de la guerre. Ve işte 30'lu yıllar dediğimiz gibi Dino hakikaten yakın bir arkadaşı, dostu. Ve Dino'nun dönem bir portresi. Çok değişik stillerde çalışıyor abi o yıllarda İstanbul'da. En azından yani bir stil karşılaştırması olarak. Öte yandan Muallan'ın yine aynı 1932 yılında yapmış olduğu bir Çin'i desen. Ama belki bu bir dergi için ispatlama yapılmış bir çalışma da olabilir. Tu as expliqué le fait qu'il y a de la misère, si tu veux, des artistes. Tabii bu meşhur bilinen bir fotoğraf. Abidin de bunu o zaman tekiydi. Bu fotoğrafları bazı çektirmişler. Yani sanatçıların içerisinde bulunduğu durumu göstermek için dilenci pozisyonunda ikisi de herhalde de çok son derece zordu tabii o zamanlar bir sanatçının İstanbul'da geçinebilmesi. Her ne kadar sanat hareketleri İstanbul'da ve Türkiye'de başlamış olsa bile. Je voudrais aussi, j'étais assez ému de retrouver ici la statue de Bindigo par un de ses amis. La sculpture en bronze. Ve evet, Mark Türkiye yukarıda hemen girişe yakın bir yerde bir abidinin yakınlarından birinin abidinin ailesinin olayıyla yapmış olduğu abidinin çalışmalarına yola çıkarak Atatürk bronzunu görmek son derece beni etkilendirdi diyor. Ça c'est comparatif entre les différentes O dönem Muhalla 30'lu yıllar İstanbul'da Türk sanatçıları neler yapıyorlar? Yani bir Muhalla'nın stiliyle bir karşılaştırma yapabilme çabası bağında Abidin ve Dürahmet vesaire adları görüyorsunuz. Je peux dire quand même qu'il faut expliquer que la qualité des films, le contraste des films sont absolument fous sur une image. Ha oui, oui. Tabii renkler tutmuyor. İşte projeksiyon yazıldı. Çünkü çok daha orijinal renkler çünkü çok farklı. Gilbert Sombler. Renk var normalde. Yani en azından renkleri kafanızda canlandırın diyorum. Ça c'est la seconde? Non. Devam belki tek farklı olan o dönemler. O da biraz kişiliği buhranlı olduğu için yani çalışmaları itibariyle farklılar. Necat Devrim. Ama onun dışında işte Toldu, Berk, Vridoğlu. 30'lu yıllarda kimleri göre gider bu arada? Hangi eserlerle karşılaşabilir? Necat, ça c'est pour vivre, donc il va commencer pour pouvoir vivre et puis voir de son art à faire des illustrations pour les chambres. Evet, tabii sanatından geçinebilmek için, aç kalmamak için bu arada ne yapacak? Bu zamanlar sergi imkanları çok kısıtlı, galeri yok gibi vesaire vesaire. Ne yapıyor? Kitaplarda illüstrasyon çalışmaları. Bunlardan işte 2000 bir şeyler yani 5 kuruş falan bir şeyler çok düşük miktarlarda para alarak en azından günlük hayatını idame etmeye çalışıyor. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas de savoir jouer tout le monde, c'est une grande quelque chose. Tabii yani çünkü resminden geçilmesi bazı denemeler olacak İstanbul'da. Kendi resimlerini daha yani ciddi bir şekilde pazarlayabilmek veya alıcı bulabilmek için. Ama hepsi başarısız kılınacak bence. Le passage pour le Snyder. Et ça, ce sont les premières œuvres. Et en fait, avec Couchemur, style d'Adjunia, il y a un côté très poétique. Ve İstanbul dönemi çalışmaları ve çok şeysel. Yani bu armağanın ne şekilde evrileceğine dair bir takım ön işaretler veren bir takım çalışmalar. Çok güçlü çalışmalar, yani çok özgün çalışmalar. Tabii Avrupa'dan beslenip bunları yerel bir takım unsurlarla bağdaştırabilmiş olmasından ortaya çıkan çok güçlü çalışmalar. Mesela bunları görünce benim aklıma Fransa'da muazzam, Avrupa'da Fransa'da parayla Paul Signac gibi bir sanatçı geliyor. Vallahi bence Paul Signac'tan çok daha güçlü resimler. 30'lu yıllarda yani kendi stilini kitaplar dışında
özgürce ifade edebilmek için, ki bu çalışmaların desenlerinin çoğu da kayıp, yani çok azı bugüne geldi, bugüne kalabildi. Çok güçlü bir sanatçı. Les transformations de la réalité et il y a une idéalisation de l'échec. Bir idealleştiriliyor konu, resmediler konu ve gerçek biraz değiştiriliyor. Evet, çok güçlü. Olay senin çok mu yoksa ben çok ama kamyon. En fait, il procède différemment. Il se sert des réserves du papier. Réserves, tu entends quoi? Par exemple, c'est-à-dire le côté que tu mets pas peint. Ah oui, des petites touches de 34. Donc, 34, qui est petite touche dans le cadre de l'Istemus. Sa première exposition. Oui, kitapçı, bir kitapçı da bu aylarda bizimle birinci sergisi satılmış mıdır? Büyük muamma. Hangi eserler sergiye dahil olmuştu? Herhalde tarihler tuttuğu için bu tip çalışmalar belki zaman içerisinde zaten bir kez daha renkler orijinal değil yani. Bizim ekrandakiler çok daha canlı. Fakat bu eserlerden de çok önemli bölümü tamamen. Alors déjà à l'époque, il y a beaucoup d'aquarelles sur papier. Est-ce que c'est un médium qui est très bon marché? Les huiles sont beaucoup plus rares. Ve sulu bayağı hala fakir. Yağlı boya çok pahalı. Onun için yani çok daha ucuz, daha çok daha kolay işletebilen bir medyum. Sulu boya ve satır olarak da tabii ki kağıt. C'est quelque chose qui est une simplement une affiche. Bazen bir afişin öteki yüzünde bunlar kolaylıkla resme dönüştürülebilir. Alors que le fait que le papier fasse que fond, en fait, ça permet d'alléger la composition. Et c'était une technique de peinture pour éviter de surcharge. Ve kağıdın ana formu oluşturması, yani özellikle bir form boyanmıyor, bu resmi daha hafif hale getiren bir unsur. Yani kağıt olduğu gibi, kağıt beyazsa veya başka bir renkte ise form olduğu gibi kalıbı kalıyor ve sulu boya olmuştur ve yapmıştır. Aynen. De bon. Ça, c'est son premier attendement pour parler. Oh, les messieurs, je dis juste, dans ce qu'il y a, il y a un autre sort de ce qu'il y a, il y a un autre sort de ce qu'il y a, il y a un autre sort de ce qu'il y a, ve yolu arkadaşlar ise o dönemlerde işte komşu arkadaşı Neyzel Tevfik Bakırköy'le ilgili olarak da çizmiş olduğu birçok tabii desen var, özellikle desen ağırlıklı. Le sapeur de l'une dernière attendement, parce que c'est tabii ki bu son akıl hastanesine yatış olmayacak. Paris'te de gitti. Ben de bu Fransa'da bir daha geçeceği için Fikret Boğan'da. 1973-1956 yılında en azından tarihleri belirlenmiş şekilde iki defa uzun süre birkaç ay boyunca Sertan akıl hastanesine yatacak. Artı arşivden de tarihlerini bulamadığınız başka bir akıl hastanesi daha var. Paris'te ben bağlıyorsun diye. Charenton'un yatmış olduğu düşünülüyor. Fakat hastane kayıtları maalesef bu döneme ait bulunmuyor. Dibane de la HC représentant des internes. Oui, tout à fait. Donc, c'est souvent les internements, ça va être tout en noir et blanc, parce qu'on va les chupiner, peinture, en tout cas, les tintes fines, les matériaux. Tabii akıl hastanesinde yapmış olduğu tüm çalışmalar çoğu zaman siyah-beyaz. Çünkü Türkiye'de olsun, Fransa'da olsun renk malzemeye kullanılması tamamen yasak seyirlerle nedeniyle ve de hatta bazen Çin'i kadar bile yasak ki de mürekkep hemşire olabileceği için sadece kurşun kalemeye izin veriliyor çoğu zaman. Bu arada senin slide. Alors, Marie. Sur ma gauche, c'est les premières toiles de la sœur. Quand il arrive à Paris, Sterling, c'est une grande toile de la sœur. Sterling, c'est qui s'installe. Ve işte gidiş paragrafı de David'in de dessin pour New York qui lui ont permis d'avoir de l'argent après merci. Ve bu 38 ya da 39 belli değil ama işte tam tarihini bilmiyoruz bu aralığın Paris'e gidişi. Ya 38 sonu ya 39 başta çünkü 39 sonu İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Ve ilk yaptığı yine en çok kötü burada orijinalde çok hoş. Hatta bu yani Claude Monet gibi de andıran bir çalışma kartı var. Ve Austerlitz Köprüsü, Austerlitz daha önce kazanmış olduğu büyük bir zafer. Ve Austerlitz Köprüsü Fransa'nın ve Paris'in tren istasyonlarından birinin hemen yakınında yürüme mesafesinde gar dönüyor. Çünkü
Bu arada Gare de Lyon üzerinden Paris'e varmış olacak trenle geliyor. D'abord, on constate qu'il y a soit, mais là, on s'en aperçoit un peu, qu'il se prolonge grandement les traits. C'est-à-dire qu'il va allonger ses traits pour leur donner de la fluidité. Ve çizgileri burada uzatıyor, uzatarak onları daha havadar hale getiriyor çizgilerini. Ça va donner des compositions assez aériennes à ce point. Ve gayet öyle yani, havadar bir takım kompozisyonlar ortaya çıkıyor. Bu Paris'e ilk geçiş. O yıllarda. Ben, Donc on va parler de la redécouverte qui ne sont présentées à New York, mais qui viennent de la collection que tu m'auras. D'accord. Aussi pour lequel on n'a pas pu avoir le Stein, parce qu'on vient d'avoir une... On n'a pas maintenant? Depuis celui puisqu'on n'a pas le Stein. Ok, mais... 37 Absolument. Ve Paris'e gelmesini sağlayan, çünkü İstanbul'da da miras olan babalara kalma fazla bir şey yok. Olsa bile harcamış çoktan. Varlığa tam zülte. Yani, tren bileti alacak parası var ama Otel kalacak Paris hiçbir şey yok. Alemin ona yardımcı oluyor. Çünkü 1939 yılında New York'ta evrensel fuar düzenliyor. Ve Türk parkının içerisinde Türk kahvesi açılacak. O anlaya diyor ki, çünkü Alemin pimpine bir sorumlu bir kısım. Projenin Türk parkının bir kısmından sorumlu diyor. O anlaya, ya diyor, kahvede yer alacak büyük sulu boyalar hazırlar bize. Yani İstanbul'u kurmayın falan bilmem. O anlaya bunu memnuniyetle kabul ediyor. Ve o sahile kazanacağı parayla Paris'e gidilecek. Ve o Türk pavyonunun, Türk 1939 evrensel fuar, Türk kahvesinde yer alan ruaçların hazırlık çalışmaları 12 adet, daha da fazla vardı mutlaka, 12 adet Ertekin koleksiyonuna gidiyor. Nasuhi ve Ahmet Ertekin, The Atlantic Records, muazzam adamlar, Jones belki hepiniz biliyorsunuz işte, Ali Taşvarkin, Ray Charles, Mick Jagger, yani olmadık isimleri ilk kariyeri oturtan Nesui ve özellikle tabii Ahmet Erdek'i. Ahmet ve Nesui abiler arasında da yine işte bu halde alacaklar. Bayağı 30-40 belki 50 tane. Ve bu 12 tane Türk pavyonu çalışmalarının hazırlık desenleri onlar da işte Nesui çoktan vefat etti. Ahmet de vefat etti. Karısı Mika Romanyalı. Ama çok zenginlerdi yani. Şimdi Mika'da geçen yıl vefat etti, Mika Ertekin. Ve onlarda muazzam bir koleksiyonlar varmıştı. Margaret, Hockney falan, bir aklınıza kim gelirse neredeyse. Bazılarını Mika Müze'ye bağışlamıştı. Bazıları da şu anda işte Sotheby's Christie's tarafından herhalde mirasız falan çözülmek için satışa kuruluyor. Muallâ'dan sadece 12 tane eser var. Mika Ertekin kaynaklı. Diğer büyük boy maaşlar ne oldu bilmiyorum. Onun için çok sayıda vardı Ertekin'in elinde. Çok ilginç bu 12 maaşlık seri Kasım ve Aralık'ta Christie's tarafından satılacak. Sir, on n'a pas la date de la vente, no. C'est dans la prochaine grande note. Evet, New York'ta satış. New York, c'est un peu, non? On sait pas, non. Ya Christie's ya Sotheby's. Ben Phobos. Oui. Là, c'est la bonne journée, donc vous parlez de ce mécanisme, ce qui est le plus important, c'est le monde de la course sur la bonne journée. Alors, à quoi sert une académie, est-ce qu'on peut avoir un diplôme ou non? Vous êtes quoi, c'est une académie, si on veut où? Oui, oui. Et au yıllar de ce point-là, Paris est venu, tamamen bilmiyorum, ama hava nasıl soğuk olduğu bir dönemde, Grand Chaumière adlı bir resim yoldu akademisi var. Oraya gidiyor ve orada en azından ısınıyor. Ve orada bir takım akademik çalışmalar yapmak zorunda. Orada bir takım ünlüleri falan çiziyor bu arada. Birçok atölye var önemli olan. Ya Pizzo Akademi, Hisselda Poptout, Otto Frey, Otto Frey's Akademisi, Lod Akademisi vesaire vesaire. Ama Otto Frey's Akademisi'ni o yıllarda yöneten hala sağ. Çok genç yaşta vefat edecek olarak. Cette académie, elle a une particularité, c'est que c'est un enseignement libre. On fait comme vous voulez, et on fait des films et des modèles toute la journée. C'est sur scène. Ve Grand Chaumière'in özelliği tamamen özel bir kurum. İsteyen istediği gün gelebiliyor, yer olduğu takdirde. Ve orada sadece model üzerinden akademik, yani nü desen çalışması yapılıyor. O ben önü, o ben ilgili. O problem tablayı mı? Evet. Ça, c'est l'enseignement de Friez, qui a aussi plein de choses. Ça va être une influence pour les couleurs. Elle ne peut pas les voir. Oui, pour moi, là, tu veux dire. Pour moi, là, ça va être... Autant Friez'in de moi, là, c'est un renklerin kullanımı açısından etkilenmiş olabilir. Ve burada renkleri tam olarak belirtilmiş bir şekilde görmüyoruz. İşte Autant Friez'de önemli, Autant Friez... Difara Kontumiyasi.
Son son fabriki. Autofreeze'in kendi resim atölyesi vardı, Antelope gibi. Ve büyük ihtimalle Muallam'ın da kesin bir kanıt, arşiv kanıtı olmasa bile Muallam'ın Autofreeze atölyesine en azından birkaç defa gitmiş olduğunu kesinlikle düşünüyoruz. Without my serious eye, and ça c'est là, c'est un ancien au cubiste, on verra qu'il y a tout petit à faire sur ce film. Bir de çok az, çok kısa süreli olarak kübizmden esinlenerek birkaç kübistik diyeceğim denemeler yapacak bu anda ama fazla takılmayacak o anda, o hakkında. Tabii Andrenov da Türk hesabları açısından son derece önemli bir etkileyici kaynak. Ve Andrenov da o yıllarda, yani atölye önemli atölyesi, defedans atölyesi, atölye gidinden bir libaristi. Ben Arthur son kübizm anlayarak, on va décomposer la figure, le personnage, le sujet en plusieurs facettes. On va vraiment se poser pour le voir de tous les côtés possibles. Ve mümkün olduğunca her taraftan şeyi, konuyu görebilmek bu Lotum kübisminde. Yani dekompozisyonu yarattıktan sonra yeniden unsurları değişik bir şekilde yerleştirerek sanki çok taraflı bir gönlü sağlam. Değil. Okay. Donc tu as rencontré Picasso dans les années 46. Picasso'yla çok uzun uzadıya, yani Picasso'yla resim vererek yapmış olduğu bir takım çalışmalar var örneğin. Ama bu resimlenmenin de son derece çok derinlemesini Picasso Guarda'yı etkilediği söylenemez. Ve 38 yılında yapmış olduğu Picasso'dan bir uyarlama. Zaten yazmış da Picasso'dan yola çıkarak diye. Ama ardından 38-40'lı yıllarda Guarda'nın bir yan boyası bu Picasso'dan yapmış olduğu kopyanın üst kısmını konu edilmiş. Picasso'yla ilişkisi yani yok gibi, bazen çok abartıldı. Bir ara K.D. Kronzum Kürstenam adresindeki atölyesine gidiyor. Muarla, evet Picasso Muarla'yı belki Rüdesen kahvelerde tanımış olabilir. Desen diye diyor Picasso Muarla'ya. Birçok referans kitapta yağlı boyaklar olduğu söyleniyor. Picasso çok çiploş bir de mümkün değil. Ve o desen dedikas ithaflı şekilde bundan 10-15 yıl önce İsviçre'de satıldı Picasso'nun deseni. Çünkü Picasso zaten Muarla ne yapıyor onu? Denmark, savaş yıllarının hemen sonrası, İkinci Dünya Savaşı'nın Denmark ilk kere de satıyor. Çünkü en azından karşısında birkaç gün belki yemek yiyecek veya şarap içilecek. Peut-être tu as raconté l'histoire de Gassin, le fait qu'elle pas. Absolument. Que dans beaucoup de bouquins, on disait que c'était une huile qu'il avait offerte, donc c'est pas le cas, c'est juste un dessin. Mais il a vendu pour manger. Oui, absolument. Je l'ai dit. La boxing. Alors ça, c'est un lyrique très long de ce qui est dans la chambière par le sujet Is Anderan, Anderan, ça c'est le monde, on est moderne, masculin, comme tu le vois. Ve bu Grand Chomer Atölyesi'nde modellem kadın olsun erkek olsun o zaman tamamen geri hala devam ediyor. Çıplak poz veriyorlar ki çıplak çalışılıyor. Ve bu işte tamamen Grand Chomer çalışmasındaki ve atölyesindeki akvora renkler felaket oldu. ve akademik nü çalışmalarından iki örnek. Sağdaki de 39 büyük boy bir şişman bir kadın yağlı boyuna çok da güzel ritüeldir. Abidin tarafından babama evlilik hediyesi olarak verilmişti 1940'lı yıllarda. Ben seni. Il y avait à la fois des modèles professionnels et des modèles amateurs. Mais les peintres préféraient les modèles professionnels parce que les richards restaient quelquefois pour la même pose qu'on aurait d'or. Tabii amatör olarak çalışan modeller de var, profesyonel modeller de var ama ressamların her zaman tercih profesyonel modeller. Çünkü bazen bir modelin yani aynı pozu yarım saat, 45 dakika, bir saat boyunca kımıldamadan devam etmesini kesinlikle istiyorlar. Voilà, passez, n'arrive à David. David, Jacques-Louis David, Fransa'nın önemli klasik ressamlarından biri, Napolyon'un sevdiği ressamlardan biriydi. Alors d'abord, c'est la même scène qui est représentée en peinture et en dessin. Renkler kusura bakmayın, felaket. Neyse. Aynı konu. Sağda işte aşağı yukarı gitmiş hali, giysili. Solda çıplak personajlardan. Niçin? Bon, c'est pas une scène. Napolyon'un ressamı. Çok önemli bir eser. Alors, on s'aperçoit que à droite, les personnages en peinture sont habillés et les mêmes personnages
En dessin son mu? Harun'un çalışmasında sol tarafta bakıyorsunuz personel her çıplak. Sağ tarafta tamam bir orijinal tablo yer olacakları şekilde resmedilmişler. Parce que neden? Sûr que toi les peins, il devait habiller les hommes pour avoir de l'exact une tête qui pose sur le tissu et la reine. Çünkü David'e göre bir tek David'e göre değil. Keskin bir şekilde resmin ortaya çıkabilmesi için, kişilerin hareketlerinin tam oturaklı bir şekilde tuvalde yer alabilmesi için kesin ucu önce personajları çıplak çizmek, ardından yüzleri, sonra o çıplak vücudun üzerine elbiseleri yerleştirmek. Ancak o şekilde realizm sağlanıyor. Akademilerin önemini de buradan anlıyoruz. Çünkü diyeceksiniz ya adam var niye illa çıplak modelinde bir çalışıyorlar. O yüzden. Ki ben armari yufumda çalıştım. Ya tamamen olayım. Çizimi, insan vücudu çizimini sonuna kadar getirilip iyice bu işi başarabilmek için. Ya, o en azından o yüzyıllarda. Yani daha bugün bile geçerli olabilir. Yani bunu sıfır bir şekilde belirli sağlam bir temeli oturtabilmek için. C'est vrai. Alors ça, ce sont les premières natures. Les premières œuvres, c'est durant la guerre, mais il y a pas cette arrêt. C'est assez brutal. Savaş yılları, tabii yine renkler. Savaş yılları, Paris, malum, yokluk. C'est une période où on ne peut pas, ce qu'on appelle la peinture de guerre, les œuvres des natures mortes, et si j'ai envie de manger, parce que vous... Savaş resmi diyoruz buna Fransa'da, savaş resmi. Çünkü birçok ressamın pek bir şey yok. Ve eksik olan şeyleri çiziyorlar bazen, natural world'ları. Yani arzu ettikleri ve bulamadıkları şeyleri. Après, c'est pas souvent qu'ils sont quand même très figuratifs. Ben tabii figuratif bir dönem. À peu près la même période, il m'a fait des essais sur la chose comme ça. Ve aynı dönemde kübist bir takım denemelerde de bulunacak bu arada. Aynı savaş yıllarında. Et les structures, deviennent entre l'angle ou en haut. Çeşitli şekiller kullanarak. Comme pour les cubistes, décomposer et recomposer. Ve yine burada kübizle esas olduğu üzere dekompozisyon ardından yeniden oluşturma. Değişik şekilde yerleştirmek. Il y a plusieurs formes de cubisme, mais il y a cubisme et on va juste mettre le terme. C'est ça, mais zaten birçok kübizle ekolü diyeceğim var. Değişik kübizm yaklaşımları var, değişik kübizm akımları var. Onların detayına gitmiyoruz. Yine muhallardan birkaç kübizm üzerinde denemeler yine savaş yıllarına ait. Qui est déjà en retard par rapport à l'apparition des mouvements cubistes qui ont eu lieu. Qui, oui, bien sûr. Je te dis, il y a un genç buraya gidiyor bu arada. Çünkü kübizmin ortaya çıkışı İkinci Savaşı'nda çok çok daha önceniz. Il a 30 ans en retard. 30 yıllık bir gecikmeyle kübizm denemesi yapıyor. Ama bunu çok kısa süre içerisinde anlayacağı için üzerinde fazla durmayacak. C'est-à-dire qu'il faut passer par un cubisme pour le contrôle et un ailleur dans une voie de cubisme. Evet, cubisme, gişebek, daha kişisel bir yola doğru yürüyüş. Alors, et ça, c'est la période là où les fréquents toujours vendre tout d'abord. Satmak için varla yine vakit beş para yok. O zaman birçok sanatçının yaptığı gibi dilenme değil fakat kahveleri gezerek, meşhur ünlü yerleri gezerek kendisi resim kartonu değil her zaman elinde. Kendi işte eserlerinde orada ya doğrudan bir müşteriye kahve içmesine ya da kahvenin pastonuna yemek veya içki karşılığı satmaya çalışacak. Alors, les cafés qu'on voit, c'est les communes. C'est les cafés culturels. Ve bundan kültürel kahveler falan ise. O zamanlar, c'est pour les Patelinos Saint-Germain, Saint-Germain-les-Prix, non, c'est l'époque là, beaucoup plus pour Paris. Ve Saint-Germain-les-Prix bugünler ne kadar meşhur da oldu, meşhur olsa, o zamanlar kültürel kafeyi, özellikle Montparnasse civarında yoğunlaşıyor. Ve bu işte bundan, zaten Montparnasse'ın en meşhur kahveleri, Selec, Coupard, Groton, Don ve Crosville'de bile. Crosville'de bile, Kemal şey yaptığı, çok uzun süre gittiği bir yer. Adına zaten bir küçük defalar masalardan bizimdi. Tarihler hangi tarihlerde kafelerin açılmış oldu? Sa, I don't...
Şimdi kafe ve ondolar ki les artistes passent pour vendre au terrasse. Sanatçıların terasta düşündükleri yanaşarak resim satmaya çalışmaları da izin veriyor. Kafeler tarafından. Modigliani de. Modigliani yaptı mesela sanatçıda. Ve il vient aussi s'y asseoir dans le secteur. Exact. Biraz para kazanınca da gidip bu kafelerde oturabiliyorlar. İzin vakit. Et aussi, ils viennent s'asseoir parce qu'ils peuvent payer en condense de voir que les patrons Tabii patron, kahve patronları izledikçe de bazen paraları olması bile eserleri karşılığı bir yemek kotası veya içki kotası da sahip olabiliyor. Et ben yapmam siz. Hani c'est naturel, autrement de ce plus en nationalité. Çok sık kahve oluyor sanatçılar arasında. Çok sık kahve, çünkü alkol fazla. Zaten 2. Dünya Savaşı'nın düşüncesini düşünecek olursak cephede, Fransa'da veya diğer Avrupa ülkelerinde askerlere verilen günlük şarap kotası 3-4 litre arası böyle, 3-4-5 litre. Ancak o şekilde insan gönül rahatlığıyla ölebiliyor. Çünkü bir çıkınca belki 1000 kişi gidiyor. Ama aynı zamanda şehirlerde de çok içiliyor. Yani muazzam içki tüketiliyor, tüketiliyor. Rami Baga. Mes manières, elles sont courantes parce que d'abord, il y a des conflits de personnalité, il y a des conflits d'intérêt. Il y a aussi un aspect politique que tu as emmené avec eux. Tabii çok sık sanatçılar arasında kavga çıkıyor. Hem siyasi konular var, hem kendi alanında çekerin meslekleri var, birçok şey var. Bayağı ciddi kavgalar oluşuyor. Ölen yok ama ciddi kavgalar var. Parce qu'il y a une jolie phrase qui dit que tous ces artistes exilés sont leur pays d'origine, donc Türk par la Russie, ou Français par le Suyage. Ve deniyor ki evet, bütün bu sanatçılar çoğu zaman sürgünden gelen ağaçlar. Ama bu ağaçlarda yeşeren yapraklar Fransa'nın yaprakları. Büyük bir hoşgörüyle karşılanıyor bu sanatçılar. Et donc, on est allé à la même coïncement. Ils peuvent revenir au même café. Mais il y a une immense tolérance et tout ce qui est artiste. Ve sanatçılara karşı muazzam bir tolerans var. Zaten de o yüzden 1900 yılında işte sana bu halde araba çalar bile kılınca başına fazla bir şey gelmiyor. Ve kahvelerde çıkan sanatçılar arası kahveler, sanatçıların yeniden o kafeye gelmesine engel olmuyor. Yani yeniden kahveler oldu. Kahveler belki birkaç tavsiyede bulunuyorlar. Yeniden sanatçılar aynı yerlere geliyor. Ve Muhalla en hırçınlardan biri ve yani çekilen bir sanatçı biraz içkiyi de çabuk içti. Çünkü Frey passe le table en table. Mais quoi qu'il y a des gens, il monte sur les tables et il fait comme ça. Bazen o da yani bilimden arşivlenmiş bir şey, bazen öyle büyükler muallalığın hani resimlerini satmak için masadan masaya geçmesi olabilir. Hayır, masa üzerinden masa üzerinde geçiyor. Bu tabii ki katleti biraz sorun yaratıcı bir şey. Ama ils sont tolérés et ils sont appréciés parce qu'ils apportent une fantaisie. Bir fantaziyi getiriyor bu sanatçılar aynı anda. Et quelquefois, il y a des commissaires de police qui leur disent, moi je veux bien tolérer, mais sur les dessins. Ve bazen hatta yani başka sanatçılarla ilgili olarak bazen bir karakol boyutları oluyor. Ve komiser bazen karakolda, tamam seni serbest bırakayım ertesi sabah ama bana birkaç resim getir. Il y a quelques collections célèbres qui se sont faites. Par des commissaires de police, appelle-moi les mots. Et je suis en train de dire, birkaç komiserin bu şekilde oluşturmuş oldukları bayağı ciddi zaman koleksiyonları var. Zamanında. Je me suis battu hier, j'ai pas payé, ça m'a coûté une fois. Bazı sanatçı mesela diyor ki anladım ne dedi dün diyor veya mektubunda dün kavga etti falan diyor bunu bana bahsetti iki tuval oldu diyor. Voilà. Donc ça c'est la destruction des cafés. Kahveler üzerinde etkilenirken neyse. Yani kahvelerden çalışmalar yine 41 savaş yılları veya hemen savaş öncesi, savaş sonrası. Et puis aussi il faut dire que les patrons ne sont pas mécontents parce que ça fait gris le lendemain dans les journaux. On parle de leur café, il y a peut-être une bagnard, mais c'est aussi une publicité. Ve kahve patronları aslında yani aynı zamanda da memur durumda. Çünkü her gün kahve çıkıyor. Kedebeyiz kahve çıktığı zaman veya gazetelere yansırsa ertesi gün aynı anda kahve içinde bir reklam oluyor yani hareketli bir kahve, canlı bir kahve. Ah, c'est le café à la mode, il s'y passe des choses. Et aussi, les modèles viennent.
Artı ressamların kullandığı modellerin de uğrakları bu kahveler. Alors on peut trouver Kiki Montparnasse. Kiki de Montparnasse, meşhur bir model. On peut trouver des modèles professionnels qui vont le soir. On peut aussi trouver des modèles au coin des rues. Professionnel modèles, kafeleri oluyor. Köşe başı modellerimiz de var. Et les Italiens se regroupent sur les terrains de Saint-Germain parce que on sait qu'on peut venir tous les matins les prendre pour toi et te dire. Les Italiens, les modèles italiens. Les modèles italiens. Oui. Ah, les italiens. Je sais pas. Les italiens modèles sur le Saint-Germain-des-Prés. Ils sont sur un terrain Saint-Germain. Saint-Germain-des-Prés. Mais je trouve que Closi de Lila de Bagocafesin bulunduğu yer orada kesin bulunduğu meydanda İtalyan modeller toplanıyor. Sanki bugün işte yabancı kişilerin toplanmaya gibi ve ressamlar gidip oradan Saint-Germain meydanından model seçip alıp götürüyorlar. Coupon, café, c'est. La coupole, si tu veux, ça va être l'endroit où ça est dû à ce moment-là avec une décoration très particulière. Art déco, art déco, une décoration, la coupole, la nuit du café, Saint-Madin, mutlaka gitmeleri gereken, görülmeleri gereken bir mekan. Alors, on voit tout le monde, on voit Picasso. Herkes. On voit tout le monde là. Je mets tout. Herkes bir kupole mülterar, seçecek, müdahale olacak. Görülmesi gerekiyor. Ve orada görülmesi gerekiyor. Ve Paris'in en güzel kadınları ya kupole, güzel kupole seçti. Olup o dönemde. Et pour me vendre en plus en carton, en arrivant, on peut vendre à la terrasse. Aynı anda terasta satış imkanı da varsa başlar işte. Et c'est de ça, et ensuite on rentre, c'est un peu consommé. Ve ardından işte yaptığı imza, işte içkisini rahatlıkla içebiliyor. Lieutenant Killer, I'm the one to your house right here. Friendly place. Well, il y a aussi les classiques, les classiques du Moulin Rouge. Tabii Moulin Rouge, Pigalle tarafı da diğer klasiklerden biri, bu arada tarafında Kovay'ında. En fait, c'est la jeunesse culturelle jusqu'à Saint-Bernard. Gençlik, kültürel. Ağırlıklı gençliğinde. Moulin Rouge. Aussi au Moulin Rouge. Moulin Rouge dahil olmak üzere. Moulin Rouge, ça vient surtout au 19e siècle. Tabii Moulin Rouge'un, Moulin Rouge'da bir daha ziyade 19. yüzyılda Toulouse olarak da sahibi. Mais il a des concerts de la natation. Oui, pourquoi? Regarde, on va passer au slide, là. Alors ça, tu vas parler de cette première phase du Rouen. Et ça, c'est ce traitement-là qui se prend. Oui, 50 yıllarında başı, bu çıkmazı Bastille-Douai, önemli bir adet. Çünkü Mühlin, Selim Turan, Fikret Muarda, Remzi Laşa, birçok Türk insanın atölyelerinin bulunduğu bir sokak çıkmaz. Ama gidince başka diğer gibi doğru başka yerlerde atölyeler var. Alors, David, l'entour, il y a un souhait. Nafis Goem, si tu veux, c'est maintenant c'est une chambre d'hôtel. C'est une chambre d'hôtel. C'est que consort. Là, c'est des ateliers, mais c'est l'équivalent d'une chambre d'hôtel. Ah bon, là, c'est une chambre d'hôtel. Oui. Bir otel odası geliştiğinde neredeyse buradaki atölyeler. Gerçi seninki biraz daha büyüktü ama çok küçük mekanlar. Donc c'est une chambre. C'est une fois une chambre, une habitation, un atelier avec les toilettes sur. Aynı odada şey yapılıyor, yatılıyor, resim yapılıyor vesaire. Ve çoğu zaman o tip binalarda, hele o yıllarda tuvalet dışarıda ortak kullanılan, o katta yaşayan herkesin ortak yuvarlı küçücük bir yer. Banyo ve duş çoğu zaman hak getire, 60'lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlıyor. O yıllarda ne yapılıyor yıkarmak için? Ya her mahallede bulunan, 2-3 yerde bulunan her semtte banyo ve duş oraya gidiliyor. Çok cüzi bir para karşılığı duş alınıyor veya banyo yapılıyor. Ya da işte Fransız usulü duş, o da yani bir beyle ılık su doldurmak, bir eldivenle insanın her tarafını böyle bir temizleriz. Voilà, dirais-je, je n'ai pas choisi la Bohème. Je peux me faire très largement bourgeois, mais je n'aurais jamais voulu des courses. Bohème olmayı tercih etmedim şu an diyor bu arada ama yani hiçbir zaman burjuva olmanın da zorluklarına dayanamadım diyor daha doğrusu zaten o kişilikte dayanması da zaten mümkün. Pour remarquer sur la finiture du droit que le pinceau Bohème tient vraiment par une
Ve sağ taraftaki fotoğrafta Muharlar'ın çalışma tekniği açısından önemli bir bulgu var. Ve yani Muharlar'ın fırçayı tutuşmuş içeri. Yani fırçayı ucundan tutarak resmi tamamlıyor veya resmi çalışıyor. Ça va donner une vibration particulière. Que l'espèce va donner une petite friction de gueule. Et on va d'ailleurs chercher cette vibration pour savoir si cette heure est compatible ou non avec moi. Ve genellikle bir duvardense bunun gerçek olup olmadığını anlamak için kullandığımız kıstaslardan biri o titreşimin tabii dönemine bağlı olarak o titreşimin resimde var olup olmadığı. C'est pas une œuvre qui est antique. C'est pas une œuvre à peinture, c'est pas une œuvre qui est finie. Evet, yani çizistik üzerinden geçirilmiş ve uzun uzun çalışılan bir eser değil bu arada bir eserde. Sizin spontan değil. Yani spontan ve görsel bir spontan bir çalışmaya çalışma biçimi. Yani avec un résultat visuel immédiat. Ve derhal görsel efektini sağlayan bir çalışma şekli. On va passer. Ça c'est en fait c'est la répétition des sujets, ici des voyelles, c'est deux jours de camp différents. Konuların tekrarı, evet var duvarlarda çünkü yani bazen bir müşteri aynı resmin, aynı resme benzer bir resim istiyor. Ama aynı konunun tekrar edildiği gibi çok resim var duvarlarda. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi il y a beaucoup de faussaires qui pensent reproduire les œuvres en partant d'un sujet existant. Oui, vous pouvez dire. Ok. Continuez. Alors, la réponse de ça, c'était une collection particulière. La façon de laquelle on va travailler l'orthologie. D'accord. Ça, je vais vous laisser la parole, j'ai l'appel. Tu le feras, tu l'as fait. Comment on a fait qu'il y a de l'homme? Eh bien, quand on revient, c'est un échec de l'homme, quand on le croise bien. Donc ça, c'est un élargé pour les chingues. Alors, le jour de ve 1954 yılı en azından Katarotay'da mesela Balkın açısından Fikret Muharlam'ın en üretken yılı kalan eserler açısından yerimizde. Nous avons passé le catalogue des œuvres dans notre chronologique. Katalog hem kronolojik olarak hazırlandı, yılda yıl aynı anda temasal bir düzenleme yapıldı. Gecede son ve lejandant de venir à Berlin, mais ce qu'il y a de l'air. Yıldan yıla da bir tema da azalıyor veya çoğalıyor. Yani her zaman bu şekilde bir sınırlama tema sınırlamayı tercih ettik. Dış mekanlar, iç mekanlar vesaire vesaire. Voilà, ce que nous avons mis dans la structure avec le catalogue des années et mon espace. Bu adam yapısını oluşturdu. Katalogun her bir resmin altında nerede, hangi yıl satılmış, hangi koleksiyonlar gelme, ne kadar bilgi varsa her resmin altında tüm elimizdeki bilgiler yer alıyor. Bazen değişik satışlar olmuş olabiliyor. Sotheby's, Christie's, Arta, aynı resim. Değişik yerlerde defalarca satışa gitmiş olabiliyor. Ça n'a pas toujours été possible, parce qu'au début on a fait des turcs, on va essayer de mélanger, on n'arrivait pas assez pour faire partout. Tabii Türkiye dönemi 38 yıl öncesi, 38 yıl öncesi temasal bir sınırlama yapacak kadar eser yoktu elimizde. Oui, le temps se développe, c'est dans le monde de Moana, c'est bon, je que lui, souvent, se développe en tant que cas. Tabii, sadece çok olarak Moana'lar geliştikçe temalar da çoğalıyor. Temaların birçoğu tabii, yani talep üzerine işlenilen temalar oluyor. Kesinlikle. Yes. Gönlükçüler veya alçılar tekniğinden. Asif. Oui, bon, on a abordé le sujet déjà, donc Helmut, Hildalte, en azından giriş çıkış tarihleri belirgin ilk kez akıl hastanesi, Sertan akıl hastanesinde tedaviler. C'est un miracle portrait quand même, tu dois représenter un autre portrait. Bir erbol, bir büyük olasılıkla otoportre Muharlar'ın akıl hastanesinde yapılmış. Tamam, c'est... Et ça, ce sont les sources de ça d'internement, justement, il y a ce plein de moyens. Ve orada tabii izin verilen şeyler çok az, yani ya kurşun kalem, ya da tükenmez kaleme de izin vermişler. Bic, probable bu. Oui, ouais, genç. Bic. Et ça, c'est... Ça, c'est le problème pour le voilà, pour que l'écrit ait des avis, pour le faire sentir de... Est-ce qu'en fait, la chose la plus gérée, l'internement, la plus en... En Turquie. En Turquie.
aussi probablement en France. T'as raison. C'est aussi. Aynı şekilde hani Bakırköy'den demin söz ettik, hapiste yapmamak için Bakırköy'ü tercih etmiş oldun Muharrem'den. Aynı şey aslında tabii bir takım ruhsal sorunları, bunalımları var Muharrem'den ama büyük olasılıkla bir takım arkadaşlarımın da devreye sokarak bazı hırçın olaylar sonucunda yine Fransa'da gider hapiste yapması söz konusu. Hapisten ziyade o arkadaşlarımın, dostlarımın ara buluculuk etmesiyle yine ki hakikaten de bakıma ihtiyaç var, o zaman alkoller kesilmiş oluyor. Sertan gibi akıl hastanede ve tedavi altına alınıyor. Veya hiçbir zaman hapis yatmıyor. Belki yani gözaltına alınmış olduğu belki bir iki gün olabilir. Dans cette lettre-là, il explique qu'il a vraiment des problèmes avec la police. Il a toujours des problèmes avec lui. Ve otorite her zaman sorunları var. Yani poliste sorunlarından bahsediyor. Ama bir takım karamasanları var. Muallam'ın bilinen Stalin'i var, bilimi var, bilimi şu var, bu var. Poliste en büyük karamasanlarından. Dönem dönem o karamasanların kimler olduğu değişiyor. Alors ça sont les différentes... Ce sont différentes galeries qui ont plaisanté moi. Ve bu anla önemli galeriler tarafından göz önüne alınan bir ressam oluyor. Donc une très importante galerie qui s'appelle la galerie Bernheim. Çok önemli bir galeri Bernheim. Bernheim galerisi Paris'te 57'de. En fait, il y a eu beaucoup de grandes galeries en employés. Il y a eu aussi, bien sûr, D'accord. Çok önemli galeriler ve aslında çok önemli galeriler gibi duyacak bu anlaya. Bernheim o zaman hakikaten çok baba çok oturmuş dediler böyle. Arkasından yine Paris'te Renaud Fouillet abi çok önemli galeri. Sonra Dinavierni galerisi devreye girecek. Mais le vrai problème qu'il y a, c'est que les galeries doivent vendre un certain prix pour vivre et que le livre à la terrasse de café est différemment cher. Ama galericiler tabii kendi işte bu ülkede gelen için o zamanlar galeriler bir iş yapıyor yani Fransa'da o yıllarda öyle. Belirli bir şart politikası izlemeye sundular. Muharrem'in gerçekten ayrıcalıklı bir ressam olduğunu bilinciler ama belirli bir şart politikasının oturması lazım. Tamam bu anla bazen bu anla açılışlara bile davet ediyorlar adamı bildikleri için. Ama bu anla ardından açılıştan bir gün sonra, iyi bir gün sonra kafelerde belediye fiyatın 10 misli, 10 kat, 10 kat düşüğüne kendi eserlerini satıyor. O bakımdan belediyelerle uzun galiba sağlıklı bir ilişkisi hiçbir zaman gelişir. Donc les galeries, les gagnants de fin de propriété des galeries vont l'accuser de prendre son talent et de les empêcher de vraiment faire un travail. Tabii galericiler bu yüzden sürekli olarak da bu arabayı suçlayacaklar çünkü işlerin içine giriyor. Ve tutmayacaklar sanırım için. Yani uzun süre. Exactement. Parce que si on a parlé, Renaud Puget, Franz Bertrand da önemli kredildi Paris'te o yıllarda. 60'ta bir daha sonraki kere. Alors la difficulté qu'on a, c'est que très souvent, sur des galeries comme ça, il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de catalogue, il y a juste une affiche. Ve yani çoğu zaman da belirlenen arşivleri kalmamış ve sadece bazen bir tek afişi buluyoruz. Afiş katalog yok, hangi eserler sergilenmiş ve öyle bir şey yok. Au milieu, ce qu'on peut avoir, c'est une liste de sans photographie. Sa en iyi durumda fotoğraf içermeyen salt bir liste elimize geçin. C'est 50 yılların sonu, Anezalisa Kalt. C'est difficile d'exprimer le graphisme qui soit pas. Il est souvent par petites touches. Petites touches en bas. Et là aussi, parce que quelquefois les couleurs, là, c'est quand on va les couleurs. Oui, bon. Donc, ça va être un petit peu comme du film, finalement. On va faire des impressions de couleurs, il va laisser des blancs. Yani bir takım renkleri bir alışım olarak oturtması, yani Dufy ile bazı paraleller çizilebilir hatta. C'est amusant, c'est que le chat a la même couleur que la robe. Oui, mais bien. Les bras de la fille sont la même couleur de costume. Oui, yani köpeğin rengi, kadının elbisesinin rengi ile aynı vesaire. Yani bir takım yani bu şey ilginç bir şekilde bunlar ortaya çıkıyor Muhalla'nın sabatında o yıllarda. Ok, nouvelle utilisation, une nouvelle façon de utiliser les couleurs. Renkleri kullan, yeni bir kullanma şekli. Parce que, de la même manière, Dufy s'est aperçu que quelquefois, il suffisait de faire un bon tour et que l'œil recomposait
Alçalmalı personel. Dufy şunun farkında varmıştı. Sadece bir kontrolün yeterli olduğunu iddia ediyordu. Çünkü kontrol aşağı yukarı iyi bir şekilde kağıtımıza da veya tuvalimize bir oturttuktan sonra seyircinin kürsünün personajını oluşturduğunu, oluşturmaya yettiğini iddia ediyordu, söylüyordu. Ofan, bu sıra. Ya sen sizin... Bu o dönemlerde yani 1939-62 çünkü 62 yılında Fikret Muharra bir yeni olayı geçiriyor. Layanek Hastanesi'nde yatıyor bir ay, buçuk ay ve işte arkadaşlarımın da tavsiyesiyle sponsorluğun bayanan resim teklifini kabul ederek Fransa'nın güneyine geçecek 62 Ekim veya Kasım ayında daha bir zamanda Paris'e dönmeyecek. O yıllarda kimler var? Paris'te yani kısa sadece bir karşılaştırma yapmak için adları görüyorsunuz. Bilsoğan, Büyük Doğma, Merve Oğlan, Sarak Nambarınca, Kusum Öceler, Gindido, Montpensier, Lod. Veya yani Cihat Burak da anıça geldi. Ferit İşçanki, İşçan'ın Muharlay'la bir ilişkisi pek yoktu. Hak Kanunu tabii. Bunların bazıları Muharlay'a tanıdığında Muharlay'la ilişkileri olduğu gelişimlerine bağlı olarak Hasan Kavlu, Kavli Arbaş, Necat Devrim vesaire. Ensuite, on a commencé à oui, daha da var. Ve yine devam eden yani, o yıllardaki Paris'te bulunan veya Paris'te çalışmış, sürekli veya arasında gelinen birkaç yıl bulunup gitmiş olanlar arasında. Remzi Laşar, o da kayıp giden bir sanatçımız. Hiç esamesi okunmuyor, çok güçlü bir sanatçıydı. Müzeyyen Pasin Bülent, o da harika, güçlü bir sanatçıydı. Şükrü'ye de giden Tiraje, Yüksel, Malum, Selim Tura. Bütün bunlarla arasında beraber kısa sürelerle beraber Avni'yle ilişkisi uzun sürüyor. Abidin'le sıkı bir ilişki, Selim'le keza öyle, Mübin'le evet, hormonla. On va reprocher à Molière de basseur de prosélytisme relative. Comme si tu veux. Oui. Je crois que c'est un de ces... Sauf dans les dessins. Où il s'en prend à Staline, etc. Ouais. Ça, c'est dans ses rêves. Ouais. Mais en fait, imagine, je ne fais pas de propagande. On va lui demander de faire de la propagande. Il m'a caché à la propagande. Tabi Moana, qui je dis, tu parles, et je suis à moi, si à cette tête, à tout yani o Karabasanlı dönem, Karabasanlı dönemlerinde Stalin'e takıyor, bazen Ünlü'ye, bazen başka şeylere ama o hakikaten o Karabasanlı'nın etkisiyle yoksa siyasette rol alan bir sanatçı değil. Si parle de par exemple de Stalin, c'est parce qu'il est miné. Il a peur de l'autorité. Stalin'den bahsettiği zaman otoriteden korktuğu için, otoriteye karşı büyük bir sorun olduğu için Stalin'i böyle bir Karabasanlı kötü rüyada görmüş gibi ele alıyor işte. Mais quand on est dans la grande partie, et ne convoit quelque chose de politique, il doit être intéressé par. Çünkü siyaset olarak hiçbir zaman tavır almıyor ki. O yıllarda tabii özellikle yani Komünist Partisi veya yani sol akım, sol derece önemli Fransa'da ve bazı tüm sanatçılar en azından resimleri dışında siyasi pozisyonlarını belli etmiş olsalar da varlığa öyle bir şey yaramak tamamen anlamsız. C'est un enfant qui a déjà du mal à se loger lui-même et donc je vois pas comment une campagne peut pas diriger. Kendine iyi yönetemediği anlarda zaten kendini yönetemeyen bir insan kötü anlarında onun için dünya yönetme işlerine pek girmiyor. Le drôle j'aurais aimé que c'est un enfant soit d'une couleur parfaite parce que pour moi c'est une des archétypes caractéristiques. Yani burayı da ben terk edeceğim ama yani şey, 60'lı yıllarda biraz renklerinde değişim olmaya başlıyor bu anlarda. Avec cette espèce de bataille personnelle entre le rouge et le jaune. Ve kişinin iki renkli şekilde ortaya çıkması, üstteki resimde bu başta gördüğümüz gibi. L'éclatance des couleurs et aussi cette espèce de très on voit très peu mais qui montre des personnages. Ve on peut dire qu'il est influencé par la mode, il n'a rien à voir avec la mode pourtant voilà. Donc c'est ça, orada yani bir moda hareket ortaya çıkmaya başlıyor Paris'te 60'lı yılların başında itibaren Nouvelle Vague daha gelmedi ama gelmek üzere. Bu arada onlar da bir sokakta kişileri, personajları çok yakından izleyen bir sanatçı. La Plafond de Reims, c'est la même époque, 62. Et c'est la même époque, 62. Ve diğer bir Fransız sanatçının 1962 yılında yapmış olduğu bir çalışma. Yani bir moda devrimi yaşanıyor ve bunun çizilen konular üzerinde de bir önemli etkisi olacak. Ben son bir şey. J'en ai parlé donc, Laïnec. Oui, derrière. Ça sont les portraits de femmes, ça sont les portraits très simplifiés. Çok basitleşmiş, basit indirgenmiş portreler. Laïnec,
inme 1,5 ay hikayedir. À droite, c'est encore très simple de ça, miniature sur l'usage. En fait, tout est basé, il y a pas de ça préparatoire, tout est basé sur la hazırlık olarak etüt çalışması yok. Her şey doğrudan doğruya kağıda işleniyor bu sefer bu portret. Il va jouer avec le fond, il va faire le repassage, il va jouer avec... Fonla oynuyor, fonu kullanıyor. Sans tracé. Ön çizim yap. Çizim yap. Gaz. Evet, 62. Rea, Fransa'nın güneyinde bulunan bir köy. İşte sponsor olacak Madame Anglès, Bayan Anglès. Sin kocası orada mıydı diye neyse siyasetçi ve Madame Anglès aynı zamanda sanat tarihçide ama iyi bir sanat tarihçide ve Bernard Dussay falan gibi birçok Fransız sanatçısına yardım etmiş onların eserlerini alıp satmış bir hatun. Kadının teklifini kabul ediyor çünkü sağlık durumu son derece kötü ve köye gidiyor. Ben yani bir Yann complètement imaginaire avec une abondance de au premier plan. Donc on pense que le séjour a été heureux. Oui, yani oradaki hayatının mutlu olduğunu varsayabiliyoruz. Yani balığa soldaki resme ve büyük kent işçisine bakarak. Halbuki ya içki yasaklamış orada. Bayan Anglès'in tabi talimatları yüzüne. Donc généralement, il commence un peu le quotidien. Et là, donc on voit dans la ambiance avec burada bir kendi otoportresi Bayan Anglès'le varlığının köyde yapmış olduğu bir bu aşağıdan kadına teşekkür etmek için. Bir noktada siktir sen tamamen bir de ah kuvaj de situasyon alors que d'habitude polis bir şey var. Kendi sokakta gördüklerini çiziyor. Sofa, siya, yer aussi de mémoire. Et à droite, donc, c'est Madame Anglès recevant un client. Oui, c'est sûr. C'est toute une série de photographies de Madame Anglès. Et disait donc on en accepte toutes. Et cette série, c'est là où on va commencer à comprendre en ce moment qu'est-ce que nous avons. On va reprendre chez vous tout et on va essayer d'assister. Ve bütün bu sağdaki resim bittin çünkü Bayan Anglès ben ki mukaddersiz bir kaynakta emin değilim. İşte Bayan Anglès bir müşterisine muhabbaları Orhan Peker. Ne? Orhan Peker. Orhan Peker. Ne? Orhan Peker. Orhan Peker. Orhan Peker. Ve yani satış kapsamında değil diyorsun Ulaş. Ve yani başkalarıyla salın ya da onları göstermeye. Ama bu kadar sezgin zannediyordum. Bütün bu fotoğrafların bir çoğu katalogda var aşağı yukarı. Orta üstteki de bende. Okey. Orta üstteki. Orta en tepe. Evet en tepe. Tout à fait à gauche, c'est l'arche qui est à gauche. Doğru her fotoğrafta yer alan her bir kuvaşı elimizdeki daha güzel bir fotoğrafla bağdaştırmaya çalışacağız ikinci ciltte. En azından yani böyle bir atipik bir şey olması açısından. Orhan Peker, Polen oluyor Lipan. Ce sera l'an prochain tüm düz. Oui, ikinci ciltte yer alacak. On est presque à une heure. Vous avez pensé. Ah, Edo, akıncı. Ah. Bir yüzyıl yayın da, yani non, 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 Reyhan köyünden işte fotoğraflar. Reyhan belediyesi, pardon belediyesi değil de Reyhan'daki bir dernek 2022 yılında bir sergi düzenledi. Reyhan'da yaşamış olan sanatçılar ilgili olarak. Muharlayla özellikle önemli bir yer verdiler. Hatta bastırmış oldukları afişin konusu resimde Fikret Muharlayla'nın bir çalışmasıydı. 2022'deki Reyhan köyündeki Mais ça. Ben, si, ben, ça, c'est finalement, c'est son portrait. À la fois un photographe et un minel. Bak, çünkü belki aslında bu arka burada sağdaki çalışmada kendisini çizdiriyor. Ça, c'est les dernières périodes d'Ariane. Son dönem Reyhan Köyü, 1967'li. Babam Safter Tanim, çok önemli bir doktordu. Safter Tanim'le üstün daire gitmişti Reyhan'ı. Sadece Muharra'yı ziyaret etmeye. Et moi, c'est le souvenir de la tortue dans le travail de sa soeur.
Osman Hamdi sağ tarafta kaplumbağa yetiştiricisi. Et donc ça, ce sont deux semaines de même sujet, mais avec une différence. Değişik şekillerdeki alınmış iki, ele alınmış iki ilginç önemli bu aşı. On a quand même résisté à nourrir mes bichemeurs, comme à et me faire partager. Ve bunları özellikle işte göstermek istedik. Fakat Steiner'ı dikkat aldık. Donc, évidemment, même sujet, disposition différente. Aynı konu değişik şekilde yerleştirmiş. Ve bazen taklitçiler de bundan devamlanmaya çalışarak kötü kopyalar üretmeye çabalıyorlar. Ça va ne va pas être un peintre du détail, voilà, ça va être... Détail ressamı değil Fikret Muharim'le. On va l'associer, à un moment avec peinture fasciste, comme Cluny. Ve Jean Pugny gibi yani hatta taşizmle arasında bazı bağlar bile kurulabilir belki. Parce que si on prend quelquefois des éléments disparates, on peut trouver qu'on peut trouver des ailes. Le tout ne tient que par l'ensemble. Yani teker teker bazı unsurları ele alacak olursanız bir mağaranın resminde burada bir hata var veya eksik falan diyorsunuz. Ama ancak tüm bir değerlendirildiğinde resim oturuyor. Et donc, la première chose par rapport à l'expertise, alors c'est la première chose qu'on regarde. Ve uzmanlık açısından da ekspertiz çerçevesinde ilk baktığımız şey, c'est l'aspect visuel immédiat ou derrière moi la signature. İmzaya baktığında bakınız yani görsel efekt önce o algılanıyor. Et ensuite, quand on a quelque chose d'avoir une seule en face de nous, on est bien au milieu de la structure pour savoir si elle se parle. Ardından eser bize geldiği zaman aynı dönemden birkaç eseri orijinalimizde varsa orijinalleri veya orijinalimizde yoksa fotoğrafları birkaç ekrana yerleştirerek eserler arasında bir diyalog oluşuyor mu oluşmuyor mu ona dikkat ediyoruz. Ve bir şüphe durumunda birkaç gün geçebiliyor bazen. Ve sahte guaş, sahte bir ünlü itiraf etmiş oluyor. Ben o yine olarak sebep. Bon, ça, ce sont les... On consigne ça, hein? Oui, ils seront de Saint-Denis. Ouais, ça non, bah ça non. Bruno Bassano Benedisi'nde 3 sergisi düzenleniyor o varlığın. Bruno Bassano tarafından. İki sergisi bir sergisi varlığa hayattayken ardından Bruno Bassano varlığının vefatından sonra iki sergi daha düzenlenecek. Alors ça, ce sont les ventes. Il y a eu 3 ventes, moi, là, à Paris. Üç önemli muhalla satış düzenleri de Paris'te. Justement, chez le commissaire Mézéo, je travaillais une lune mer. Ve o zamanlar stajyer olarak da yani çalışmış olduğu bir müzayede şirketindeydi Mark Lundberg müzayede şirketi. Ve bu çok önemli atölye satışıydı muhallanın. Voilà. Et on peut s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule fonction d'ouverture, et elle est haute. Ve sadece katalogun ana kapak sayfasında bir fotoğraf basmıştım. Dört diğer sadece liste. Devlet zamanında bu satıştan Ferit Edgü, Abidin Dino ve Türkiye'den gelen başka bir takım önemli personajlar ve bu toplu satışlardan bayağı eser aldılar. Ve birdenbire 77-78'de Muharrem Kutası'nda böyle ani bir çıkış yaşandı şansına. Là c'est bon, lui, carrément, quelquefois, l'été, ou carrément, en l'eau. Ve bazen bu satışlardaki eserlerin bazıları teker teker, bazıları da yani Rock Party olarak satılmıştı. Et donc c'est là où Pierre Rigaud l'a acheté 150. Le pack par Abidin aussi, oui. Un petit peu adressé. Est-ce que ce sont les différents livres que tu vas les présenter? Autre sommaire dans l'entrée à Paris, je l'avais quitté à Paris, je l'avais quitté à Paris, je l'avais quitté à Paris, soldaki. Ardından birkaç yıl evvel, vefatından birkaç yıl evvel Paris'teki Türk ressam adıyla özet dar bir değişik bir şekilde bunu bu adamın yaşamını konvoy edildi. Sağdaki kitabı da ben Fransızca olarak yayınlamıştım. Bir takım mektebiler de parçı. Bon, là, ça vous va dit, faut s'en faire vers le fond. Bir de gülen kâbeti ama işte gerçek eser sahte eser. Ve... On a le tuyus tiki pourquoi, mais la qualité de l'humain. Ve je sais. Maalesef detaylarına girebilirdik ama yani renklerdeki sorun yüzünden es geçiyoruz. Ve sahte eser konusu
Türkiye'de dolaşan önemli bir bölümü tek kaynak çıkışlı yüzlerce sahte eser var. İyi yapılmış olanları saymayayım. Kötü yapılmış olanların avantajı, benim her zaman söylediğim gibi, geceliğin sizde almada 100 metre ötede ben sahteyim diye bağıran eserler oluyor. O bakımdan yani onların devre dışı bırakılması çok kolay. Maalesef ama birçok Türkiye'de ise, Türkiye haber haber kesilse alıcı bir tuzağa düşüyorlar ve bunları bile satın alıyorlar. Bir de tabi. Yine mesela özellikle, bu ise aynı şey. Nasıl? Röntgen dedi, kötü yani orijinal bu kadar neresi evindeydi. Yani çok büyük boy bir yağlı bu ya. Geçenlerde galiba satıldı Fransa'da ulaştan belki takip etmişim ben neyse. İşte bu çok kötü yapılmış bir kopyası sağ tarafta, ördeği. Evet, ağaç. Aynı şey. Devamın şu an. Yani. Aynı şey. Ve hafta. Ne kadar bir olay? Ve hatta bu sahteleri piyasaya süren bir kaynak hazırlamış olduğu destekleyici bir belgede çok gülünç bir şekilde ama niye olmasın? Soldaki resmi de bir dakika unutup soldaki resmi koyuyor belgeye diyor işte bakın diyor bu Muharra'nın çok güzel bir çalışması. Sağdakini koyuyor ve o da diyor benim koleksiyonumda bulunan bir eser ve her zaman güzelde yapılmış. O benim. İnsan senin adari bu şimdiden sonra. İkinci cilt hazırlığı devam ediyor. Bir büyük itibariyle 2006 yılında basılmış olacak. Bayağı juste elle sera publiée en 2026 dans Allemand Jeunesse. Oui. Ne dit? Non. Et donc, je peux dire, c'est bon, chachin. Oui, Mars, iyi bir basılı ve bir yayınlı bir basılı. Mars İstanbul'da birinci cildi orada bastırmıştık. İkinci cildi orada basılacak büyük ihtimalle basım olarak. Ardından valla ikinci cilt içinde yani münasır dağıtıcı. Şu anda bir İstanbul'da birinci cilt için bir münasır dağıtıcımız var. Latika. Aşağı yukarı da stok tükenmiş durumda. Fiyatlar biraz yukarıya çekmiş. Ama yani hakikaten Muharrem'in kotasının oturmasında bu birinci cilt bayağı önemli bir rol oynadı. 2026 yılında da ikinci cilt şu anda basım çok. Sıra. D'accord. Et celui de l'image. Ah oui. Vous voulez si c'est la dernière ronde, ça va. Ve artı ne yapıyoruz? Müzayedeye, sadece müzayedenin için yani. Enfer satıldık bu hala işte hiçbir zaman orada aracı olmuyoruz. Ama önemli hala eserlerin müzayedenlere girdiği zaman bunun haberini hepsi bekimizde bulunan işte mail listesi de Türkiye'dekiler olsun veya Fransa'dakiler olsun bildiriyoruz. Bu işte Cirelli'de en son satılan iki tane muhalden ve yine bayağı bayağı önemli fiyatlar yapmıştı ikisi. Aynı şey. Minşu. Pardon, bu iki tane saht, Rufo. Rufo is like how many to know I'm doing. Şu? Evet, sosyal ağlarında satışa çıkan bir tane çakma muhalden. Onları da arasında ama onlara da yani çoğu zaman da insanlar hakikaten iyi ki bize danışıp fikrimizi alıyorlar. Biz de fikrimizi seve seve alıyoruz. Nasıl bir şey bir form da difüzyon var. Smart. Var mı? Yani sen dinle tamamen ya da ya o kıyı garanti ya o okey retour de l'argent. Ve tabii bu özellikle Instagram üzerinde satılan eserler, eğer şayet söz konusu eser sahte ise orada Instagram'dan satın aldıktan sonra parayı geri almak, paralı diye bir şey yok. Fransa'daki, Avrupa'daki müzayedelerin çoğunda Müslüman ve müzayedeydi. Sertifika verdiği veya bu eser gerçekti dediği anla itibaren hukuk yaşından 30 yıl sorumluluk alıyor. Right, on a tout vu, on a vu les secondes pas, on a dû les focusser. Yanlış tahmin, yanlış ürünler gördük, saçma sapan derdek adların ürünleri gördük, vesaire, sahte mektuplar gördük. Voilà, donc, bon. Ça y est, on a fini. Je suis happy. Voilà, on est bien, ok? Une façon. Vous devez être... Wait. Sips. Sağ olun, çok teşekkürler. Sorunumuz var da şahit. Et voilà. Ah, question. Hoş geldiniz öncelikle.
Evet. Sağ olun. İsmim Oğulcan Ersöz. Ben Cermo'dan da çalışıyorum. Rehberlik yapıyorum. Bir travaylisi. Bienvenue de merci. Şöyle yap. Je m'appelle Oğulcan. Benim aslında iki sorum olacak. Bir tanesi hem Fikret Mualla'nın seçimiyle alakalı hem de beyefendinin akademik geçmişiyle ilgili olacak. Okay. Eğer bir mahsuru yoksa. Fikret Mualla'yı seçmesinin sebebi bu tamamen rastlantısal bir çalışma mı? Yoksa Fikret Mualla'nın yaşamına baktığımızda o... Le choix de Mualla que tu as fait. İlk başta bahsetti. Est-ce un choix du hasard? Ou est-ce que t'avais travaillé sur l'artiste avant? Est-ce du hasard? Mais on a répondu ça au début. Bunun sebebi Fikret Mualla'nın modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun aşamasının öncesinde Fikret Mualla'nın Türk topraklarında olmaması, o Atatürk'ümüzün deyimiyle yeni sosyeteye dahil edilmemesi ve Avrupa'da eğitim alması bu tür sosyolojik ve tarihsel olaylar etkiledi mi? Yoksa tamamen Cumhuriyet kuruluşunda buradaydı. Yoksa tamamen Fikret Mualla, yani tamamen bu Avrupa eğitim almış, Batı eğitim almış bir Fikret Mualla olduğu için mi bu şekilde? Bu şekilde. Bundan dolayı mı açıkçası yani? Bundan dolayı tanındı mı? Yani şey bundan dolayı... Yok, Avrupa'da eğitim alıp, Avrupa'da daha doğrusu Galatasaray'da eğitim aldıktan sonra Avrupa'ya gitmesi ve o yıllarda bildiğim kadarıyla Türkiye'de bulunmadığı için mi daha doğrusu? Vallahi 26 dönemde ya yani Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet kurulduktan sonra açıkçası. Evet. Çünkü arada bir 10 küsür sene bir boşluk var. 6. Est-ce que le fait que Mualla se soit trouvé en dehors de la Turquie lors de la création de la République tchèque en 1923, je dis oui, il est revenu 3 ans après, a eu une influence sur sa peinture? Et la première question, donc, c'est... La première question, elle vient de... D'une salle des rentes, comme à Paris, où il se déverse beaucoup de choses... Müzayede savunmaya bedeli gezdiğim zaman, Paris'te bayağı hem de bir müzayedeler var. Des intérieurs complets, des vies complètes qui arrivent. Ve müzayede söz konusu olunca bütün bir evin içi, yani o evde yaşanmış ne varsa, sönmüş yaşam, hop müzayedede bulunabiliyor bazı dışarıda. À l'occasion de succession, à l'occasion de l'exposition, miras, satışlar, sergiler. Je suis d'abord, je me mets toujours au milieu et je regarde de très loin les meubles. Ve her zaman orta pozisyon, yani salonun ortasına geçip uzaktan resimlere bakıyorum. Et je regarde ce qui peut, cette matière-là, de loin, avant de faire le tour. Ve gezmeye başlamadan evvel, yakından bakmaya başlamadan evvel, bu hangi eserler gözüme çarpmış, ona dikkat ediyorum. Et là, c'est une conjonction de ce qui a fait que j'ai été attiré par Mualla. J'ai eu cette remarque dans une banque publique de quelqu'un que je connaissais et qui m'a étonné. Ve başında burada bir biraz değil miydi? Son birazın tam başında. Ben tam başında da buradaydım. Ha okey. O yeter oldu gibi de konferans. Doğru söylemişti onu yani bir müzayede salonunda başlıyor bu arada. Evet, okey. Tamam. Ben tamamen tarihsel falan. Okey, güzel. Et ensuite, après ça, on commençait à regarder les tableaux. Instinctivement, et si les voir, les comparer, et si il en pouvait. Et ensuite, moi, j'ai eu un désir d'acquérir des œuvres. Ha, de Mualla. Oui. Ardından, yani bu Mualla'yı çekildirdikten sonra, yani Mualla eserleri toplama isteği uyandı içinde. Et j'ai assisté à des discussions entre ceux qui faisaient les fonds, qui à l'époque s'appelait Jonat. Oui. Les Manfred Flagman. Vous êtes marqué par ça. Votre attention est attirée. Non seulement vous aimez l'œuvre, mais vous en connaissez l'histoire. Mais gitgide özellikle o Mualla'nın büyük koleksiyonusu olan Bayan Fark Kelman'la konuşa işte daha da Mualla'ya daha derin bir ilgi duymaya başladı. Çünkü aynı anda aynı dönemde Paris'te Gaston Bakalım. Soyadı en azından Jonat olan bir adam. Gayet metodik ve bu çok uzaktan belirgin Mualla'nın nakside böyle daha iyi kopyalanmış Mualla'lar iletiyordu. Bu adam Fab Kerman'la Jonat arasında bir cüz kavgalar yaşadı.
Est-ce qu'il y a des vraies disputes à se lever? Est-ce qu'elle avait une vision pure de l'artiste et lui avait une vision commerciale? Mais tabii jurnal ticari açıdan bakarak evet benim muallalarım gerçek diyordu. Ama yani Maral Park temalında gerçekten bir sanatsal bir yaklaşım vardı. Ve sanatçıyı tanımış bir kadındı. Ve sanatçıyı savunuyordu ve sanatçıyı iyi biliyordu. Resmini. Et donc la chance ensuite, c'est de retrouver les archives Gardelou. Sonra işte anlatmış olduğum gibi arşivlere ulaşmak, galeri vesaire. Ama bir kez daha farkında tekil ilerlediği sanatçı muhalla değil. Yani birçok başka sanatçı üzerinde aynı şekilde katalogizme çalışmaları devam ediyor. Ça a été la chance d'être expert professionnel et donc de regarder les ventes du monde entier. Ardından zaman geldikçe işte resmi expert kartı yani selayetine sahip oluyor. Bu da yani belirli bir sertifikasyon olaylarına gerektiren bir süreç. Ensuite, ça a été la chance d'avoir un partenariat avec toi pour servir. Aydın'dan benimle olan işbirliği tabii bu arada birbirinin içinde ortaya çıkarak inmek için. Parce que j'avais été un complément culture qui me manquait en fait. Evet, o eksiklik yani markın eksikliği, marka eksik olan tüm unsurlar bende vardı. Yani tamamlama açısından. Et donc, ça sera le troisième livre, tu vas paraître en 2006. Troisième. Oui, le premier en effet en 2010. Oui, le premier, tu as fait une préface du compte. Son lecture du 9. Ou ça sera le deuxième livre en 2009. Voilà. Ikinci cilt, işte 2026'da. Bilmiyorum, yani eksik olan bir şey oldu mu? Anladım, yok teşekkür ederim. Bu tamamen anladığım kadarıyla mesleki avantajları biraz daha değerlendirme anladığım kadarıyla. İnsanları tanıma, onları... Yok, muhallaya gerçekten ilgi duymuş olmasından kaynaklanıyor. Ama yani şey... Bir sorumuz daha vardı ya. Bir sorun daha olacaktı evet. Eksper olma konusunda bir akademik bir geçmişe sahip mi yoksa tamam, hani buna nasıl karar verdin? Sesin kesin. Bu nasıl dilerim? Pas diplôme. Hani o. Je veux dire pas diplôme. Diploması yok. Bak o. Fransa'da eksper olmak için diploma şart değil. Bon, tu fais du trop fruit des choses. Naturellement des pères. Parti. Ses pères t'entends quoi? Alors d'autres experts, tu t'assoies, t'entends que sachant. Başka eksperler tarafından eksperler odasında ön adaylığınızın kabul edildiğine dair bir şey lazım, olay lazım. Vous avez l'assurance qui te rembourse à ta place si tu fais des erreurs et que tu peux payer. Yanlış ekspertiz yapacak olduğunuz takdirde yanlışımızı telafi edecek belirli bir miktarda sigorta şirketini tedarik etmek şart. Troisièmement, trouver les clients qui te font confiance. Artı tabii en önemlisi size güvenecek olan müşterileri bulmak. Et donc, maintenant il y a, tu peux postuler pour entrer dans une chambre d'expert qui sera de toute façon une chambre privée. Tu es dans une chambre d'expert? Non, moi j'ai pas besoin. Ok. Ya da bir eksperler odasına kaydolmak için başvuru da mümkün. O da başka bir yol. Tu as les experts professionnels en mode art, par exemple, qui donnent les événements. Yani sanat alanında profesyonel uzmanlar var. Toi, ton cas, c'est quoi? Je suis autodidacte. Ok. Mon père était autodidacte. Babası ne sağ? Bak. Asıl sonuncu alanı bulduk. Çok teşekkür ederim tekrardan. Hoş geldiniz. Tamam, hoş bulduk. Teşekkürler. Merci. Asıl. Abi teşekkürler sizin için. Ya dönem dönem ama Türkiye'de dedikodular çıkıyor malum. Yine onlarla ilgili dökümüz alayım istedim. Bir şu söyledim muhalle ile ilgili. İşte 60'lardan sonra hani rebatlarda ve renklerde bir farklılık oluyor yaptım. Tabi muhalle resim. Ve işte bir dönemden son eklerde acaba böyle inşaayı var diye. İkincisi işte Madalara resmine ilgili bir takım dedikodular mevzu diyor. İşte neye ilgili? Muhalla sağlıklı bir kişiliğe sahip. İşte belki başarıları yaptığı ve üçüncüsü çok önemli koleksiyonlardan çıkan eserlere mesela Madalara resmine çıkan eserlere ne bileyim Oscar Gilles koleksiyonuna ya da bilinen isimlere bile böyle bir şekilde söylentiler çıkarılıyor. Hakikaten. Hepsinin temelinde işte muhalla gibi bir yaşam tarzına sahip bir resim. Onun işte normalde 500-600 resim olur. Nasıl böyle 3000-4000'ler bir ifade edilmekte sayıda resim yapabilir gibi. Ve somut bir şey değil ama fikir ütreyizliği bulutması sayesinde öyle dedikodlar bir bulutucu ileri sürüyor. Plusieurs choses par rapport à justement la période de Yadez.
des quotas en Tchéquie depuis longtemps d'ailleurs. Oui, il va variable, d'un seul coup, les dimensions changent, le style change, la technique change. Madame Anglès, comme sa santé est déficiente, n'a-t-elle pas utilisé l'anglophone pour se faire les mois de la Ariane. Troisième point, des œuvres issues de collections prestigieuses, Oscar Guest, Musée de Palais ou autres, et ainsi de suite. Il y en a qui disent « Ah, oh, cette œuvre est fausse, etc. » Première question. Ok. Première question. Je vais vous laisser aller. Bu ise basit olur. Ben arsayla resim yapabilir, yapamaz polis. Efendim görüşlerinizi. Ne yapabilir? Bu hayat tarzına sahip bir ressam işte. Hani 500-600 resim. Hayır, le nombre d'œuvres. Comment a-t-il pu produire autant d'œuvres? Alors que c'est un petit nard en Turquie, disant, oh, ben voilà, il aurait dû faire au maximum 500 œuvres. Bon, ah, il a fait le temps. Pour moi, pour un anglais. Pour un anglais, c'est Gidinche. Ouais, on m'a acheté. D'abord, elle lui fournit le matériel. Malzébé était là, dit-il. Elle lui fournit le papier, on dit le papier. Carte et l'étoile. L'étoile ou les papiers sont. Toile, carte, le bon avant de l'estat. Ça, c'est. Donc, elle va prendre du standard. Elle ne va pas. Elle va pas aller découper les affiches. Guy, madame Anglès, moi, en arrière, j'ai chuté pour l'art d'affiche ferme, mais l'affiche d'un casse-là des semi-aptés. Il y a un standard carte, mais un standard toile. Standard pour l'étoile. Donc, il y a des standards pour les papiers. Kağıtlar için bir takım standart boyutlar mı? Suivant les fabrications. Tabii üretildiği fabrikaya göre değişen o hep standart. Donc c'est peut-être pas la même dimension d'une affiche qui va être connue sur un mur. Tabii affişlerle aynı boyut değil. Aynı boyut değil. Ensuite, on n'a aucune preuve que même Anglais s'est demandé, parce que c'était déjà du ragon, alors on cherche à faire des fous. On n'a aucune preuve que Madame Anglais ait fait faire par Gilles Robert des œuvres de moins d'âge, je n'y tourne pas. Bayan Anglès'in reyanda bulunan başka ressamlara muarda yaptığına dair herhangi en küçük kanıt bile ilgisi yok. Artı zaten zor satıyordu. Yani muarda hakikası birdenbire daha sonraki yıllarda ilişkiye başladı. 62-67 yılları arasında evet bu kadar sezgin Paris'te görevliyken muarda aldı. Hem fiyatlar çok düşüktü. O zamanlar Paris'te bulunan bunu bekliyorum. Ya Türk diplomatları zaten pek resim sevdaları yoktu, bir ikisi haricinde. Onların da fazla parası yoktu. O zamanlar maaşlar falan da harika değildi. O yıllarda yine hani Paris'te evet Türk aydınları Paris'e gidip gidiyordu. Ama Paris'te çok büyük bir Türk, zengin bir zenginden kastım. Ya biraz azıcık parmaklı. Yani zaten de bana mamesin fiyatları... Evet, yani o zamana göre belki pahalıydı ama şimdiye göre bedava. Yani Madame Anglès'in daha da fazla üretim yaptığı ve bir ihtiyacı yoktu. Bu on se base sur Madame Anglès quand on a des preuves sur Madame Anglès. Ah oui, bir de yani Madame Anglès'den geldiğine dair bir takım kanıtlar bize sunulursa Madame Anglès kaynaklı olduğuna karar verebiliyoruz. Réalmiyoruz. Mais ce content pas juste de la parole. Sadece bir söylenene güvenmiyor diyerek bana bak mesela dediği yetmiyor. D'ailleurs, je vous donne l'exemple de ce qui est passé chez DAF à Marseille. Et dans la collection de Samuel, on a retiré un bilson parce qu'on postait italien. Ve mesela Marsilya'da ki bir satışta yalanan birçok muayla vardı. Basado koleksiyonu kaynaklı olduğu söylenmişti. Hangi işiniz? Orada yalanan bir deseni reddettik abi. Bu olamaz şeydi. Neyse. Donc, moi-même, en tant que fils de Léopard, je sais que j'allais dans l'atelier, qui peut expliquer l'histoire, osé par mon père, et qu'on me donnait des tissages couleurs pour qu'il pense que ce joyeux. Et je crachotais avec mon père, oui, passais du temps chez Léopard. Oui. Et donc, dans chaque collection, comme par exemple Bassano, il peut avoir des couleurs en dessin. Ama bir dakika öyle şey kopuyor. Yani ben çocukken diyor ya babam beni atölyelere götürür diyor. Evet orada ben bir resim yapardım para bir takım resim yapardım diyor. Atölyede bırakırdım resim diyor. Yani oradan da yani o sanatçıya aitmiş gibi belki bir de 10 yıl sonra karar verebilir yanlış şekilde. De toute façon les artistes c'est quelque chose qui est quelque chose de très simple. Il n'y a pas de règle. Ekspertizde yani bir katı kural yok yani belirli bir standart bir süreç izlenmiyor. C'est ça tout le monde pourrait suivre le processus. Et on sait que dans le sujet, il y a un sinaï sujet, il y a un standard sujet. On sait que dans le sujet, il y a un sujet. Tu peux être d'accord avec ça, moi, ça. Donc, bon, et la deuxième question, c'est quoi? Le nombre d'œuvres.
Mesela o saatini... 5000 eser hiçbir şey. Bir ton bir ölçtüm gelsin. Picasso'da 30 bin küsur. Ya var ne yapıyor? Daha fazla. Kalıza, sur lizaf ki bir son ilaç, o ki limon pek kalısı şaş. Ve bu aşlardan kuruma zamanı da çok az ayrı etti. Yani çok çabuk büyüyor. Artı yani bu aşlarının yani özellikle kafelerde dolaşırken yapılan hesaplarda yani sağlıklı olduğu dönemlerde her gün çiziyor şeyler. Her gün çiziyor. Bu ağaçları çizmek ne kadar zaman alıyor bunu yani hiçbir zaman bir kamerayla bu izleyemedim bu ağaçların sonuna kadar. Yaratım süreci filme alınmadı. Ama günde 10 resim varlığa için bu ağaç küçük boy, küçük boy ne kadar çalışıyor? Bir şey değil. 365 gün çalışmasın. 200 gün resim yapsa sağlıklı yıllarında, 200 gün, küçük resimlerden bahsediyorum. Ortaya çıktı 2000 tane var. 2000 tane guaş çıktı. Onun için yani 500-600 değil. Çünkü guaşlarını para gibi, kimisi sahte para basar. Bu hala resim basıyor. Yani resim yapıyor. Ve küçük boy bir resim çok çabuk kullanıyor. Yani hazırlanabiliyor. Çünkü bazen bir küçük guaş, iki bardak şarap. İki küçük guaş, bir sıcak kemik. Je rappelle avoir trouvé un tableau du 19e vers 1820 par Boilly, qui est un emblème français. Et c'était un portrait remarquable. Guardi'den bir resim buldum, bir haber, bir önemli bir Fransız ressam. 19. yüzyıl. Je retourne le portrait et on l'avait mis fait en une demi-heure par Louis. Maintenant, ça avait mis fait en 10 ans. C'est lui-même, autograph. Ve çok güzel de bir yağlı boyaydı. Guardi diye bir ressam, tanıdığınız bir ressam. Ve küçük bir boy, yani o yağlı boya gayet yani sıkı çalışılmış bir yağlı. Ve arkasında ressam kendi yazısıyla bu resmi yarım saat içinde ben yaptım diye yazmış. Faut pas surestimer. 1820. Ah ouais. Oui, je peux pas surestimer le travail du peintre, son résultat sur la gouache immédiat. Gouache'ten çok çabuk sonuç alabiliyorsunuz. Ve Varlan üretiminin de esici çoğunluğu kağıt ve gouache. Yağlı boya da malum çok az. Yani yağlı boya deseniz ki 5000-6000 okey, mümin değil. Ama yani gouache çok çabuk eder. Bu bir teknik. Yani bu kez çok? Yok, fark etmez. Yavaş fark etmiyor sayesinde de. Evet. Sanki ben kendi konular hakkındaki hani bu değer görüşünüzü beğeni olarak bilirim. Onu karşılıyorlar. Evet. Baha pa 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 ta öyle. Atı zor pası. Yani dedikodulara karşı mücadele etmek mümkün değil. Ne yapalım? Ne yapalım? Öne konakanlık var. Konakanlık var. Önemli olarak bu anlamın bilmem bir kalması. Ben de stone çıktı. Evet. Sağ olun, teşekkürler. 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 Teşekkürler.